arkadaşlar merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili Karşıyakalılar, yine muhteşemsiniz. Bugün her zaman olduğu gibi 26'sını düzenlediğimiz çocuk bayramımızda 10 ülke var aramızda. Sizler de her zamanki misafirperverliğinizi gösteriyorsunuz. Onun için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün. Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Meclisi açtığı gün. Ve o Türkiye Büyük Millet Meclisi yıkılmış bir imparatorluğun üstüne kurulan cumhuriyetin en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Onun içindir ki o parlamento bizi bugün buralara getiriyor. Demokrasi onun içindir ki bizi bugün buralarda sizlere seslenme fırsatı veriyor. İşte çocuklarımız böyle önemli bir günde atamızın onlara emanet ettiği bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için çaba sarf ediyor. Öyle bir öndere sahibiz ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir anlayışa sahip bir önderimiz var. O önderimiz Cumhuriyeti kurarken o Cumhuriyeti çocuklara emanet ediyor. Biz de bir zamanlar çocuktuk. Biz büyüdük, korumaya devam ediyoruz. Şimdi çocuklarımız korumaya devam edecekler. Sadece ülkenin çocuklarına değil ama dünya çocuklarına armağan ediyor. Tüm dünyada bir tek çocuk bayramı var. O da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Kim verdi çocuklara? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. O Mustafa Kemal Atatürk ayağında ayakkabısı olmayan yıkılmış bir imparatorlukta bağımsızlık mücadelesi veren halkların kurtarıcısı oldu. Sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum devletlerin dirilişinin önderi oldu. İşte Ulu Önder sadece Türkiye'de anıtlarla değil, dünyanın birçok yerinde saygınlığı ve o anıtlarıyla her zaman yaşatılıyor. Kaç tane lider var dünyada böyle? Yıkılmış Sovyet Rusya'da var mı, kaldı mı o heykeller? Irak'ta kaldı mı o heykeller? Nerede kaldı o heykeller? Bir tek Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri var ve Mustafa Kemal Atatürk yaşatılmaya çalışıyor. Onun için Mustafa Kemal Atatürk derken önce bir besmele çekeceksin, ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin. Mustafa Kemal Atatürk'le hesaplaşma içerisinde zihninin bir tarafında olan varsa sakın ona kalkışmasın. Sakın ola kalkışmasın. Cumhuriyetin 100. yılını sakın ola yeni bir cumhuriyet olarak görmesin. Bizim kuruluş felsefemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetti. Onun dışında bir cumhuriyette yaşamıyoruz biz. Hayal bile etmiyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, sevgili Karşıyakalılar. Kimileri cumhuriyetin, o genç cumhuriyeti çok toy olarak görebilir. Ama o cumhuriyet bugün bizim bu durumlara gelmemizi sağladı. Bağımsızlığımızı sağladı. Bağımsızlığımızı fabrikalar kurdu. Hepsinde Türk bayrakları sallanıyordu o fabrikaların. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamamızı sağladı o cumhuriyet. İsmet Paşa, hani dil uzattığınız İsmet Paşa, bu ulusu savaşa sokmadan, kan döktürmeden Lozan'ı imzalattı. Sevr Anlaşması'nı yırtıp atıp Lozan'ı imzalayanlardır onlar. Lozan'ı imzalayanlardır. Tarihimize dönüp bakacağız. O tarih bizim şanlı tarihimiz. Bu topraklar için canını veren tüm şehitlerimize, bugüne kadar canını veren tüm şehitlerimize minnet borçluyuz. Biz onların evlatları ve torunları olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz. Belediye başkanlığı döneminde son 3 Nisan benim doğum günüm. Herkes duysun 3 Nisan. 3 Nisan
Doğum günüm 30 Mart'tan seçildim. Yasal süre bitti, 3 Nisan'da mazbatamı aldım. Bana Tanrı'nın vermiş olduğu en büyük armağandı. Sizlerle buluşmamı sağladı. O mazbatamı aldığım gün dedim ki ben bu kenti çocuklarla yöneteceğim. İyi ki de o sözü söyleyip, iyi ki de 4 yıldan beri çocuklarımızla yönetmek için çaba sarf ediyorum ve onlarla beraber yönetiyorum. Hangi okula gitsem çocuklarımızla kucaklaşıyorum. Bazen büyükler böyle uzaktan bakıyor. Ama onlarla ilişkimizi kıskanmıyorlar, büyük bir saygı duyuyorlar. Çünkü biz bu kentte en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Geçmişin yanlışlıklarını yaparak kenti katletmek değil, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakmak için mücadele veriyoruz. Kurduğumuz mutluluk ormanı. Bina diken değil ağaç diken belediye başkanı olacağım dedim. Her inşaatta 25 metrekareye bir ağaç dikiliyor. Ormanlar kuruyoruz. Spor alanlarını konut alanı yapmıyoruz. Spor alanlarını çocuklarımıza spor yapacağı alan haline getiriyoruz. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi Türkiye'de tek. Türkiye'de tek. Nerede o? Karşıyaka'da. Nerede? Karşıyaka'da. İşte Karşıyaka'nın farkı odur. Odur. Ben Karşıyaka'lıyım diye gurur duymakta yaptığımız işlerdi. Yaptığımız işler, çocuk kulübünü yine çocuklarımız için kurduk. Anaokullarımızı sadece çocuklarımız için değil, sizler için de açıyoruz. Neden? Çünkü o çocuklarımız sağlıklı bir şekilde oralara gitsinler ki sizler de işinizi gücünüzü yapın diye. Her şey çocuklar için. Her şey çocuklar için. Bizler büyürken kirlenmeyelim. İçimizdeki çocuk ruhunu ne olursunuz bırakmayalım bir köşeye. Bakın bugün dünyada savaşların bitmesi için bir tek şeye ihtiyaç var. O da çocuk olmaya ihtiyaç var. Çocuğun olduğu yerde savaş yoktur. Çocuğun olduğu yerde dünyaya daha güzel gözle bakmak vardır. Onun için çocuk ruhunu kaybetmeden çocuklarımız için var gücümüzle çalışacağız. Tüm çocuklarımızın, dünyanın tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Kardeşlik içerisinde.